Merhabalar arkadaşlar, Koyun Bulucu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu faiz kararına ilişkin konuşacağız ve bu faiz kararının kısa ve orta vadede aynı zamanda uzun vadede dolar TL'ye olan etkilerinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar, faiz kararı Merkez Bankası'nca açıklandı. Faizler Türkiye'de 8,5'tan %15 civarına yükseltildi. Piyasanın genel beklentisi %20 ve üzerinde bir faiz verilmesiydi. Beklentilerin altında kalan bir faiz artışı yapılması vesilesiyle dolarda herhangi bir düşüş olmadı. Zaten trendini koruyan güçlü bir dolar vardı. Faizlerin de beklentilerin altında kalması sebebiyle dolar düşmedi. Kaldığı yerden dolar devam etmektedir. Daha önceki videomuzda da belirttiğimiz üzere faizler de önden yüklemeli, çok sert bir artış yapılması durumunda doların spekülasyonik bir şekilde düşse de tekrardan trendini bulacağını, trend hedefine gideceğini, trend hedefine gitmeden bu doların düşmeyeceğini, yaz ayları ülkemize giren turistler sebebiyle onların getireceği yabancı para birimleri sebebiyle doların güçlü kalacağını, bir kısım gevşemeler olsa da dolarda çok sert düşüşlerin olmayacağını, düşse dahi 21, 23, 24 TL civarında bir yatay bant yapacağını, kış aylarında ise doların pik hareketle hedeflediğimiz 28-29 TL civarlarına kadar geldikten sonra artık ana düşüş trendi içerisine gireceğini ve 2 senelik, 3 senelik dönem civarında da bir düşüş trendiyle dip seviyelere doğru yaklaşacağını belirtmiştik. Görüşümüz aynı şekildedir arkadaşlar. Faizler yükseltilmiştir. Beklentinin altında olan bir faiz yükseltilmesi vardır. %15 piyasanın beklediği faiz oranı değildir. %20 ve üzerinde faiz yapılması gerekmektedir. Çünkü arkadaşlar şöyle bir durum var. Faiz enflasyon dengesi denen bir şey vardır. Rasyonel ekonomi politikalarında faiz ve enflasyon dengesinin kurulması gerekmektedir. Bu şudur. Enflasyon kadar faiz verilmesi gerekmektedir. Faizler hiçbir zaman enflasyonun altında olmamalıdır. Ülkemizdeki enflasyon %50 civarlarında olduğu düşünülürse, resmi enflasyondan bahsediyorum, hissedilen enflasyon daha fazladır. %50 civarında olduğu düşünülürse faizlerin de buralara yaklaşması gerekmektedir. Bir noktada faiz ve enflasyon çakıştığı noktaya geldiğimizde bir süre bu şekilde devam eder. Sonra yapılan faiz artışlarının sonuçları olumlu şekilde görüldüğü ihtimalde enflasyonda sert bir düşüş ve faizlerde de indirime gidilmeye başlanacaktır. Şimdi Merkez Bankası'nın yapmış olduğu artış 6,5 puanlık bir artıştır. 8,5'tan 15'e getirilmiştir. Bunu yaparken Merkez Bankası metninde de zaten belirtmektedir. Sıkı para politikasına geçildiğini söylemektedir. Faizlerin kademeli bir şekilde bundan sonra da gerekmesi halinde artırılacağından bahsetmiştir. Merkez Bankası beklentilerin altında faiz artışı yapmasının sebebi de şudur. Arkadaşlar, 2018 yılında Merkez Bankası faizleri %8 civarından %24 civarına yükselttiğinde 2 çeyrek boyunca küçülen bir ekonomi gördük, daralan bir ekonomi gördük, ticaret daraldı. 2018 yıllarını iyi hatırlayın. Piyasalarda tabiri caizse yaprak dahi kıvıldamıyordu. Gayrimenkul satışları tamamen durmuştu, araç satışları tamamen durmuştu, ticaret durmuştu. Çünkü bir ülkede %24 civarında faiz veriliyorsa ve bu faizler %8'den %24'e çok hızlı bir şekilde gittiyse insanlar elindeki parayı piyasada, ticarette kullanmak istemiyorlar. Çünkü ticaretin getirmiş olduğu belli riskler vardır. Risksiz alan olan bankaya parayı götürüyorlar ve bankada %24 civarında faiz almayı tercih ediyorlar. 2018 yılında da bu şekilde olmuştu. Bunu yaşayarak tecrübe eden bir Merkez Bankası var. Bunu yaşayarak tecrübe eden ve bu konuları çok iyi bilen bir Maliye Bakanımız var. Bu sebepten ötürü piyasayı da bozmamak, piyasadaki hareketliliği de tamamen bitirmemek, insanları da ticaretten uzaklaştırmamak adına faizin beklentinin altında yükseltildiğini düşünüyorum. Ancak bu faizler kaldığı yerde devam edecektir. Zaten Merkez Bankası yapmış olduğu açıklamasında da faizlerin kademeli bir şekilde yükseltileceğini söylemektedir. Yine dediğim gibi buradaki kademeli sözcüğü faizlerin artacağını, ancak bu faizler artarken de ticaretin yani piyasanın bozulmasının istenmediğini söylemeye çalışmaktadır. Arkadaşlar, bu faizler enflasyonla bir noktada çakışacaklardır. Enflasyon ülkemizde %85-90 civarında
civarından resmi açıklanan enflasyonlar %50 civarlarına kadar, %40 civarlarına kadar düşmüştür ve düşüş trendi içerisinde devam etmektedir. Merkez Bankası bu enflasyonun her geçen gün biraz daha düşeceğini bilmektedir. Bu sebeple enflasyonun düşüşünü destekleyebilmek adına faizleri kademeli bir şekilde yükseltmiştir. Bu faizlerin olması gereken değerin %25 ila 30 arasında olması gerektiğini ve buralarda dengeleneceğini düşünüyorum. Çünkü enflasyon da buralara kadar düşeceğini ve enflasyon faiz dengesinin %25-30 civarında çakışacağını, bir süre faizlerin bu seviyelerde tutulduktan sonra faiz artışlarının getirmiş olduğu olumlu etkiler hissedildikten sonra enflasyonda daha sert düşüşler ve faizlerde de artık indirime geçileceği süreçler başlayacaktır. Bu sürecin oluşması için en az 1-1,5 senelik gibi bir zamana ihtiyaç vardır. Öncelikle faizler %25-30 civarına bir sene içerisinde, yani bu senenin içerisinde diye söyleyeyim, bu yıl sonuna kadar %25 civarına bu faizler yükseltilecektir. Sonrasında da bir sene civarında faizler bu seviyede tutularaktan bu faiz artışlarının ekonomiye getirmiş olduğu olumlu yansımalarını görmek isteyeceklerdir. Ondan sonra da faizlerde kademeli olarak düşüş başlayacaktır. Benim faizler noktasında beklentim faizlerin hala yükselmesi gerektiği, bir sonraki Merkez Bankası kararında da faizlerin %20 civarına çıkarılacağı, yavaş yavaş yapılacak artışlarla da 2018'de yapılan hızlı artışta olduğu gibi piyasanın bozulmak istenmediği ve bu şekilde de hem ticari yönden hayatın devam edeceği hem de faizler yönünden yapılan artışlarla da enflasyonun baskılanacağını düşünüyorum. Şimdi gelelim dolar görüntümüze. Bakın arkadaşlar, bir önceki videomuzda da yaptığımız gibi dolar yükselen trendini, yükselen çizgisini kırmıştı. 23.50 civarlarının altına gelmesi durumunda bir düşüş hareketi beklediğimizi söylemiştik. Ancak bu dediğimiz yerlerden 23.50 civarlarından, 23.45 civarlarından destek bularaktan tekrardan trendinin üstünde yer almıştır arkadaşlar. Bizim beklentimiz zaten yaz aylarında doların çok sert bir şekilde yükselmemesi. Merkez Bankası'nın yapmış olduğu bu faiz artışı her ne kadar beklentilerin altında da olsa bir faiz artışıdır arkadaşlar. Ve paranın bir nebze de olsa ticaretten çekilip bankalara gideceğinin göstergesidir. Dolayısıyla bu doları bir nebze de olsa baskılayacaktır. Yazın gelecek sıcak parayla birlikte, turistlerin getireceği sıcak parayla birlikte dolarda bir pik hareketinin oluşmayacağı düşüncesindeyim. Ne olursa olsun faizler yükselmiştir. Beklentinin altında da olsa yükselmiştir. Faizlerin yükseltilmesi doların baskılanması için önemli bir etkendir arkadaşlar. Bir diğer önemli nokta da şudur. Bundan sonraki Merkez Bankası kararlarında da faizlerin yükseltileceğinin mesajı verilmiştir. Sıkı para politikasına devam edeceğiz. Kademeli şekilde faizleri yükselteceğiz ve bu şekilde de fiyat istikrarını sağlayacağız denilmektedir. Dolayısıyla arkadaşlar dolar yaz aylarında sakin bir seyir seyredeceğini, 21 TL ile 24 TL arasında bir bant halinde devam edeceğini ve kış aylarına geldiğimizde de bu dolarda bir pik hareketle 28 TL'leri, 29 TL'leri gördükten sonra faizlerin de artmasıyla, daha fazla artmasıyla birlikte dolarda bir düşüş trendi olacağını, 2 sene içerisinde doların 20 TL'nin altında bir yer de dengeleneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu seviyeler bugün itibariyle sizlere hayal gibi gelebilir. Ancak yapılan çalışmalar bu şekildedir. Teknik veriler kıyaslandığında faizlerin 2018 yılında bu derece yüksek seviyede yükseltildikten sonra doların nasıl baskılandığını, 7 küsür seviyelerden 5 liralara kadar nasıl düştüğünü hep birlikte gördüysek, burada da doların 28-29 TL civarlarında pik hareketle gelmesi sonucu yapılan faiz artışlarıyla birlikte 20 TL'nin altında bir seviyede dengeleneceğini göreceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla elinizde dolar varsa beklemeye devam edin. Dolardaki bu hareketin hedefine ulaşmasını beklemenizi öneririm. Ancak karar sizin arkadaşlar, siz bilirsiniz. Yaz aylarında dolarda herhangi bir sert yükseliş veya sert düşüş beklemiyorum. Dediğim gibi 21 ve 24 TL arasında dengelenen bir dolar kuru bekliyorum. Bu normal çizimde göstermiş olduğumuz bir grafikti. Logaritmik çizimde baktığımız zaman arkadaşlar doların henüz
hedefine gelmediğini, hedef seviyesinde 28-29 TL civarları olduğunu zaten söylemiştik arkadaşlar. Dolarda beklentimiz 28-29 TL civarına kış aylarında gelmesidir. Diğer bir kanalımıza baktığımızda burada da dolar hedef fiyatına ulaşmamıştır. Güçlü bir dolar grafiği vardır. Dolar hala güçlüdür. Merkez Bankası'nın faizleri artırmasının tek başına doları düşürmeye yetmeyeceğini, bu faiz artışlarından sonra Merkez Bankası'nın planının neler olduğunu açıklayacağı metinden görmemiz gerektiğini ve bu faiz artışları sonrasında bu faiz artışlarının ekonomiye olan olumlu yansımalarının ortaya çıkması gerektiğini, piyasanın bunları görmesi gerektiğini gördükten sonra dolarda bir düşüş hareketinin, bir düşüş trendinin başlayacağını sizlerle paylaşmıştım. Dediğim gibi ve Merkez Bankası'nın açıklamasından sonra dolarda çok yüksek bir volatil hareket olmadı. Beklentinin de altında olan faiz artışı sebebiyle dolar olduğu yerde sabit bir şekilde kaldı. Diğer beklentimiz tutmuş oldu arkadaşlar. Yaz aylarında dolarda sert hareketler beklemiyoruz. 21-24 TL arasında dengelenen bir dolar bekliyoruz. Haberle etkilenebilecek düşüş veya yükseliş hareketleri olabilir. Ancak yükseliş hareketlerin daha sınırlı kalacağı, düşüş hareketlerinde 21 TL civarına kadar olabileceği bir yaz dönemi geçireceğimizi, sonrasında gelebilecek bir takım haberlerle doların 28 TL'de 29 TL civarında pik yapacağını ve düşüş trendine başlayacağını söyleyebiliriz. Bakın bu grafiğimizde de arkadaşlar alttaki kanal görüntüsü kırılıyor. Haftalıktan bakalım. Alttaki kanal görüntüsü bakın üst bant, alt bant çalışmasından sonra üst bant, orta bantta konsolide oluyor ve hacimli bir şekilde dolar bulunduğu kanalın üstüne atıyor ve ikinci kanal içerisine giriyor. Bu kanal kırıldığı zaman, şu kanal kırıldığı zaman bir kanal boyu kadar yükselttiğimizde arkadaşlar ikinci kanalın yani doların hedefi belirlenmiş oluyor. Kısaca anlatmak gerekirse buradaki hedeflerin de yaklaşık olarak 28 civarları olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Tabii Ağustos ayına göre baktık. Yani Eylül, Ekim, Kasım aylarına kadar, Ekim aylarına kadar baktığımızda doların 28-30 civarına hedef olacağını söyleyebiliriz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Elinizde dolar varsa sakin olun. Kış aylarını bekleyebilirsiniz. Yazın dolarda çok bir hareketlilik olacağını düşünmediğimden sürekli ekran başında dolar takip etmenize gerek yok. Düşüşler 21 TL'ye kadar olabileceğini, yükselişlerin de 24 TL civarında kalacağını, çok fazla yükseliş marjının olmadığını ve yükselse de bu doların tekrardan bu bant hareketliliği içerisinde kalacağını düşünüyorum. Hepinize teşekkür ederim.